en fazla etkilenen kesim ise Filistinli mültecilerin yaşamış olduğu kamplardır. Bu kampanyamızın tanıtım lansmanı ve basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Siyonist işgaller nedeniyle yurtlarından iltica etmek zorunda kalanlarınsa bu çok katlı gece kondular adeta açık birer cezaevine dönüşüyorlar. Gören gözleri, görecek olan gözleri önemseyenlerle ilgili bir çalışmanın içerisine girdik hep beraber. Bu kamplarda bazı bölgelerde metrekareye 4 kişi düşüyor. Bir kişinin dahi geçmekte zorlandığı daracık sokakları var. Birbirine bitişik olarak yapılan evlerin %80'i güneş görmüyor. Çok eski ve kalitesiz malzemelerden yapılan evlerin çoğunun durumu çok kötü. Bu düzensiz kamplarda elektrik, su, çöp ve diğer problemler insan hayatını tehdit edecek boyutlara ulaşmış durumda. Topraklarından kopartılan ve halen zorla yerlerinden edilmeye devam edilen Filistinli kardeşlerimiz yaşadığı ızdırabın artık son bulmasını istiyoruz. Tüm uluslararası toplumlar ve kuruluşlar Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplarda ve barınma alanlarındaki koşulları iyileştirmek için derhal harekete geçmeli ve vatanlarından uzak yaşamak zorunda kalan mazlumları çaresiz ve yalnız bırakmamalıdır. 475.075 Filistinli mülteci var. Fakat aşırı kalabalık kamplar, hijyen koşullarının tesis edilememesi ve Lübnan'ın içerisindeki siyasi istikrarsızlık, bu sebeplerden dolayı başta gıda ve temel ihtiyaçların karşılanması, 30 yıldır buna şahitlik ediyoruz. Neresi için yardım istesek, anlaşmanın taşeronları tarafından kullanılmasını engelleyecek olan da ben isimlerini de okuyup tamamlamak istiyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sözü Kemal Başkanımıza veriyorum. Evet Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii dikkat ettiyseniz hazırladığımız projeler... Bugün kendi vatanın dışında yaşamak zorunda kalan... Bu vesileyle bugünkü çalışmada da katkı sunacağımızı, yaralara merhem olma noktasında da biz dediğimiz şey olarak elimizden gelen bağışlarımızın desteğiyle beraber ihtiyaç sahibi olan bir bölge burası, Lübnan ve çok... Amerika ve İsrail, Siyonizmin zaten merkezi ve ona yardımcılık eden Kemal Hocam, Allah sizlerden razı olsun. Kolay gelsin, mülkete. Özellikle de altı kampta yerine yaptığımız tespitlerde öğrendim komutanım. Bu bölgenin, bu kampları gezdik. Dünyadaki bütün kamplardaki... Bu defa olarak dünyanın dört bir yanından ülkemize okumak üzere gelen öğrencilerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yalnızlaştırılmış, uzaklaştırılmış ve ezilmeye çalışılan... Yani biz burada 10 dakika sıra beklemeyi dert ederken orada bir hekime ulaşmak neredeyse imkansız. Elimizden gelen, gücümüzün yettiği tüm desteği vereceğimizin bilinmesini istiyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben Rabbimden bizim onun rızası için kurmuş olduğum bu birlikleri bereketlendirmesini temenni ediyorum inşallah. Buradaki başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber başlatılan bu kampanyaya inşallah bağışlarımızla, desteğiyle destek olmaya çalışacağız. Allah sizlerden... Canlı örneğini şu an hemen karşımda oturan Darül Beytan Vakfı Başkanı Sedat Bey'le yaşıyorum. Bizler Fetih Derneği olarak birçok İslam coğrafyasında burada bulunan STK'larla ortak projeler gerçekleştirdik. Biz bu uluslararası doktorlar derneği olarak diğer katılımcılarla aynı duygu ve heyecanı sahibiz. İnşallah bugün güzel bir projeye start vermiş olacağız. Aslında bakarsanız bu mültecilerin mevzusuna girmeden önce bu konunun arka planı, tarihi arka planı